Arkadaşlar merhaba. Bugün yine sizlerle beraberiz. Bugünkü konumuz akış metre. Bununla alakalı çok problem yaşayan arkadaşlarımız var. Şimdi ben bir de farklı bir problem yaşıyorum. Hem bundan bahsedeceğim hem de akış metre nedir? En azından onu biraz değinelim. Akış metre şudur. Hava ve yakıt oranını ayarlayan bir sensör. En azından kısacası böyle. Öyle söyleyeyim. Çok detaylı tabii ki bilgiler var ama farklı isim olarak da debimetre ve map sensörü olarak da geçiyor. İnternette biliyorsunuzdur. Kısacası dediğim gibi hava ve yakıt oranını ayarlayan bir sensördür. Şöyle yakından gösterebiliriz biraz. Burası bizim aracımıza bağlanan soket kısmı ve içerisinde sensör. Burada bir ok yönü var. Bu ok yönü yani havayı buradan aldığını söyler. Hava filtresinden gelir. Buradan aşağıya doğru motora, bizim daha doğrusu multirem sistemine doğru gider. Multirem sistemini de çok kısaca açıklayayım. Hava filtresinden gelir. Aşağıda multirem sistemi var. Onu çok daha detaylı olarak size gösterir, video çekeriz. Burada iki gaz kelebeğine gider. Burada vakumla bağlantılı olarak şurada bir kapakçık var. Bir de alt tarafta var aynısı. Belirli devir aralıklarında, bu en çok belli eden devir aralığı 3000 devir ve sonrasıdır. 3000 devirde bu açılır ve daha fazla hava verir. Ona göre performansta da artış olur. Geri kalan kısmı da bu hallediyor zaten. Havayı ona göre veriyor. Yakıt kısmı ayarlanıyor içeride okuduğu şeyle birlikte. Şimdi biz bunu değiştireceğiz. Benim problemimden bahsedeyim. Şimdi normalde bunun arızası nasıl anlaşılır? Arıza ışığı yanar, bilgisayara bağlarsınız, hava akış metre der, çözersiniz problemi, değiştirirsiniz. Benim yaşadığım problem şöyle, arıza ışığı yanmıyor, üst devirlerde cansızlık var. Üst devirlerde arabayı sıkıyor. Ben öyle hissediyorum en azından, öyle söyleyeyim. Şimdi biz bunu değiştireceğiz, en azından problemin bu olup olmadığını çözeceğim. Ve size de nasıl değiştirildiği ile alakalı bir video hazırlayalım dedik. Şimdi buyurun beraber değişelim. Şimdi standart zaten. Bu arada ben açık hava filtresi kullanıyorum ama hani tavsiye konusuna bir şey diyemiyorum bununla alakalı. Kaliteli kullanabilirsiniz. Ben denemek için taktım, öyle söyleyeyim. Normalde sıcak hava emebilir buradan. Burayı o yüzden es geçebilirsiniz. Şimdi ilk önce hava filtresini söküyoruz. Burası standart zaten. Bizim hava filtre kutumuz var burada. Hava filtresini ayırdık. Daha sonra şurada bulunan kelepçeyi sökeceğiz. Şimdi buradaki ben soketi çıkarıyorum. Çıkarma sebebim de biraz terste kalıyor. Tornavida girmeyecek. Evet, bu da geldi. Şimdi akış metrenin üzerindeki fiş söküyorum. Fiş de şu şekilde. İki tane kelepçe tutuyor akış metreyi aslında. Bir de son kısmı sökeceğiz şimdi. Şimdi burada takarken bu çıkan akış metre. Görüntüde hiçbir şey yok. Ama önemli olan görüntü değil tabii ki. Sensörün işlevini görüp görmemesi ya da artık soketten kaynaklı da olabilir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ok yönü. Ok yönü aşağıya bakacak ve şurada bir çentik var. Burada da çentiğin karşılığı var. Şöyle tam net gözükmeyebilir ama yani dokunduğumu en azından görüyorsunuzdur. Şurası. Bu çentik de buna denk gelecek. Ki hani ters takılmasın ya da şöyle çentiğe otursun ki farklı yönlere kaymasın diye bir sistem yapmışlar. Şimdi bunu tekrardan sıkıyorum. Bunu sıkarken bir de aşırı derecede sıkmamaya özen gösterin. Sonuçta plastik bir kırılma noktası olacaktır. Belli bir sıkılığa eriştikten sonra zaten yeterli oluyor. Şimdi tekrar sıradan soketimizi takıyorum. Bu da tamam. Evet, bu kısmı da şöyle. Bu arada bunları size gösterme sebebimiz şu. Hani yapılışı basit olan şeyleri özellikle hani İstanbul'dan ya da İzmit'ten uzak olan arkadaşlar kendileri yapabilsin, çözebilsin. Yedek parça konusunda da şöyle. Bizim Opel Omega B yedek parça diye bir grubumuz var. Oradan daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz bu yedek parçalara. Şimdi internette de var. Fiyat konusunda acımasız olabiliyorlar, öyle söyleyeyim.
Hava filtremizi de taktıktan sonra işlemimiz bitiyor. Şimdi bir çalıştırıp bakalım arıza ışığı yakacak mı? Şimdi bakalım arıza ışığı yakacak mı, onu bir deneyelim. Yani sağlam olduğunu biliyoruz zaten akümetrenin ama direkt söndü zaten. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu kadar. Evet arkadaşlar, işlem bu kadar. Yani kısa bir işlemle bütün problemi çözdük gibi duruyor en azından. Ben testleri yaptıktan sonra zaten gerekirse yorum olarak aşağı yazarım. Yani arızalı bir parçanız varsa, yani akış metrenin azından arızalıysa, toplamda video en fazla herhalde 8-10 dakika olacaktır ama işlem yapma süren benim burada 3 ya da 4 dakika oldu herhalde. Çok basit bir işlem, yani değiştirebilirsiniz korkmadan. Bu kadar diyelim. Abone olmayı unutmayın, bizi izlemeyi unutmayın, beğenmeyi ya da beğenmemeyi en azından öyle söyleyeyim unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz, fikirlerinizi bekliyoruz yeni videolar için. Tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın. MAP sensör diye geçer kendisi. Farklı bir isimle de. Buraları artık biraz şey oldu ismi konuşmam ama. Bu ok yönü, yani havayı buradan aldığını söyler. Hava filtresinden gelir. Buradan aşağıya. Burada iki emmeye gider. Yani buna ne diyelim? Emme demeyelim. Üst manifold. Yok. Kelepçeyi sökeceğiz. Nasıl sökeceğiz? Hadi bakalım. Bu arada bunda da. Neyse, burayı kesen, burada öyle bir şey yokmuş, sallamışım. Bakalım, motor sıcak zaten, manifold sesi gelmesin. Patır patır patır, adam video çekiyor, manifoldu gitmiş. Hoşçakalın.